Arkadaşlar hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda sizlere sıvı altı tekli anahtarın nasıl sökülüp takılacağını göstereceğim. Hemen başlayalım. İlk önce arkadaşlar elinize bir kontrol kalemi zaten alıyorsunuz. Sigortalarımızı kapatıyoruz. Akımımızı kesiyoruz arkadaşlar ve başlıyoruz. Şöyle anahtarımızı aşağı doğru bastıktan sonra arkadaşlar şöyle yaklaşalım şuraya doğru. Şöyle yukarıdan bakın parmağınızı böyle şu şekilde taktığınız zaman hemen anahtarımızın üstünü çıkartıyoruz buton kısmını. Ve arkadaşlar şurada bakın bir çerçevemiz var. Bu çerçeveyi hiç ellemeseniz de olur. Kontrol kalemine şöyle çıkarsanız da olur. Bakın şöyle bakın köşelerden bunu şöyle çektirip şu şekilde çıkartabilirsiniz. Tamam şöyle bu ikinci parçamız. Sonra zaten hemen bu düşecektir, çıkacaktır. Tekli anahtarımız. Veyahut da arkadaşlar şu şekilde de çıkartabilirsiniz. Bakın bunu çıkardıktan sonra hemen buraya hiç ellemeden arkadaşlar. Burası biraz çünkü zahmetli oluyor. Şöyle iki elinizden alttan ve üstten tuttuğunuz zaman zaten anahtarınız duvardan çıkacaktır. Hemen şu şekilde başlıyoruz. Gene yan vidalarımız arkadaşlar. Biraz yaklaşalım iyice. Şöyle yaklaşalım. Şu yan vidalarımızı gösterelim şöyle. Bakın şöyle sağda. Ve arkadaşlar solda montaj vidalarımız var. Bunları hemen söktükten sonra anahtarımız bakın kendiliğinden zaten evet soldaki sağdaki montaj vidalarımızı kancaları açan vidalarımızı söktük. Ve anahtarımızı aldık arkadaşlar. Şöyle. İki tane kablo göreceksiniz hemen. Tekli anahtar olduğu için kasamızda iki kablo mevcut olacak arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Hemen şöyle sökmesini ben şey yapıp size takmasını da göstereceğim. Evet. İki kablomuz var. Şimdi bu kablolardan bir tanesi arkadaşlar cereyan. Bir tanesi de lambamıza gidiş. Biliyorsunuz anahtarlarda kesinlikle nötr kablosu olmuyor. Yani birbirine değdirmenizde de bir sakınca yok. Bir tanesi geliş bunların. Büyük ihtimal bu kahverengimiz geliş olabilir. Bir tanesi de arkadaşlar lambamıza gidiş. Nötr zaten iç tesisattan lambamıza gitmektedir. Şimdi sigortamızı açıyoruz. Ve kablolarımızı bir kontrol ediyoruz. Şöyle arkadaşlar. Bakalım hangisinde cihazımız var. Kırmızı da yok. Evet. Kahverengi de cereyanımı gördüm. Tamam arkadaşlar. Hemen tekrar sigortamı kapatıyorum. Sigorta kapalı çalışıyoruz. Ve hemen arkadaşlar şöyle anahtarımı elime alıyorum. Sökmüş oldum anahtarımı. Şöyle anahtarın zaten başka bir yerinde bir giriş çıkışı yok. Bir yukarıda bir aşağıda şöyle iki tane. Başka yerde zaten kremensler boştur. Şöyle bakın. Ok işaretlerimizde böyle giriş ve çıkış olarak burada arkada mevcuttur. Zaten dediğim gibi iki klemensimiz var. İki klemensten herhangi bir tanesine üst ya da alt hiç fark etmez. Arkadaşlar şöyle güzelce gevşetiyorum. Bakın klemens deliklerimi şöyle açtım. Ve ilk evvel arkadaşlar kahverengide cereyan görmüştüm. Sigortamı kapatmıştım. Gene de gidiş kablomu herhangi bir uca bağlıyorum. Yani alta ya da üste hiç fark etmiyor arkadaşlar. Zaten iki kremensimiz var dedik. Hemen sıkıştırıyorum. İyice. Şöyle bakıyorum. Evet sağlam. Arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar. Ceyran dediğimiz kablomuzu üst kremensimize takıyoruz. Ve hemen arkadaşlar bunu da sıkıştırıyorum. Şöyle. İyice sıktım arkadaşlar. Diğer kremesi taktım. Ve bu şekilde anahtarım şu anda hazır arkadaşlar. Ve şimdi cereyanı açacağım. Tekrar bir kontrol yapacağız. Fakat cereyanı açmadan da şunu bir yerine bir takalım. Şöyle bakın. Yan kulaklarımız montaj demirlerimizi şöyle iyice içeriye yatırıyoruz. Yanlardan gevşetmiştik zaten. Şöyle arkaya gelecek şekilde arkadaşlar dedim.
Anahtarımızı şöyle bir yerine takıyorum. Ama sıkıştırmıyorum çünkü bir şey göstereceğim yine size. Cerrahımızı açıyoruz ve tekrar bir kontrol yapalım arkadaşlar. Evet. Cerrahım aşağıya denk gelmiş. Oraya bağlamışız. Şöyle bakın. Evet, şu anda anahtarım açık pozisyonda arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuradan anahtarımı kapattım. Bakın. Evet, cerrah yukarıda. Şöyle bakın. Açtım. Aşağıda. Yukarıda ve aşağıda. Yani demek ki anahtarım aşağı basıldığı zaman açık arkadaşlar. Pozisyonda şu anda. Bunu anahtarım yukarı basıldığı zaman açılsın istiyorsanız hemen hiç kabuları hiç sökmüyorsunuz. Anahtarınızı şöyle çeviriyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde yerine takıyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman ne oluyor? Hemen bakalım. Bakın. Cerrahımız altta. Evet, şu anda üste doğru açık. Kapattım. Aşağı doğru kapalı. Yukarıda açık. Aşağıda kapalı oldu. Ben anahtarımın aşağıda açık olmasını istiyorum. Ve tekrar çevirdim. Şöyle bakıyorum tekrar. Evet. Cerrah yukarıda. Aşağıda yok. Bastım aşağıya. Evet, cerrahım geldi. Bastım yukarıya, cerrahım tekrar yerine gitti. Ve güzelce arkadaşlar tekrar yerine oturtuyorum. Şöyle bakın, iki parmağımla tutuyorum. Ve yan montaj vidalarımı iyice sıkıştırıyorum. Evet. Ve diğerini iyice sıkıştırdım arkadaşlar. Evet, şu anda bu şekilde montajım tamam. Bir de geriye neyimiz kaldı arkadaşlar? Kapaklarımız kaldı. İlk evvel arkadaşlar şöyle kasamı oturtuyorum. Çerçevemi şöyle baş parmağımı tutuyorum. Şurada zaten yerleri var. Bize şöyle arkadaşlar. Evet. Yerine iyice oturtturdum. Ve anahtarımı butonu elimde şu anda. Bunu da şurada bakın. Geçecek yerleri var. Bakın şöyle. Bu geçiş noktalarından güzelce şöyle oturtacağım. Ve bastıracağım. Şöyle bakın parmağımla. Tamam. Evet arkadaşlar, açıldı. Benimki aşağı doğru yansın yapmıştım. Kapandı. Açıldı. Ve kapandı arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum.